Arapça çok meşhur bir deyim var, tekerleme var. Kellim kellim la yenfa. Konuş konuş hiçbir faydası yok. Bu konuşacaklarımın da özellikle iktidar grubu üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını biliyorum. Peki niye konuşuyorum? 100 yıl sonra da olsa neticede bu zabıtlar açılacak. Bu tarihi süreçte kimler nerede durdu, ne söyledi, neyi savundu, ne yaptı, gelecek nesillerin önüne serilecek. Değerli arkadaşlar, ben geçen dönem, yani 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun içinde 2 yıl görev yaptım. 2 yıl boyunca, bazen haftada 3 gün, 4 gün olmak üzere çok uzun toplantılar yaptık ve konuşulması gereken ne varsa aşağı yukarı bunların hepsini konuştuk. Ama maalesef AKP o günkü noktadan bile fersah fersah gerilerde bugün. Anayasalar niçin yapılır? Anayasalar keyif olsun diye yapılmaz. Özellikle demokratik ülkelerde anayasalar bir toplumun sorunlarını çözmek için, ihtiyaçlarını karşılamak için, özellikle çatışmalı süreçlerde bulunan toplumlardaki gerilimleri azaltmak için, problemlerini çözmek için yapılır. Şimdi Allah'ınızı severseniz, bu anayasanın 18 maddesi Türkiye'nin hangi sorununu çözecek? Kürt sorununu çözecek mi? Laik dindar gerilimini çözecek mi? Adaleti rayına oturtacak mı? Yargı bir şekle girecek mi? Ekonomiye hangi faydaları getirecek? Yerel yönetimlerle ilgili ne söylüyor? Bu soruları arttırabiliriz. Hangi soruna, hangi ihtiyaca binaen bu anayasa değişikliği yapılıyor ve bu 18 madde oylandığı vakit Türkiye'nin hangi kronik sorunu çözülebilecek? Bunun cevabı yok. Bu şahsa ısmarlama, ihtiyaca binaen bütün yetkileri bir yerde toplayan, ne olduğu belli olmayan ve dünyada da örneği bulunmayan bir düzenleme. Ve bakın 2010 senesinde de ölüleri mezardan çıkarıp getirin oylayın dediğiniz anayasa döndü dolaştı. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra feryat figan başımıza bela oldu. Bu da çok kısa bir müddet sonra, çok kısa bir müddet sonra tekrar feryat figan değiştirilecek bir düzenleme. Değerli arkadaşlar, bu anayasada ilk 4 madde aynen kalıyor. 42. madde kalıyor. 66. madde kalıyor. Yani vatandaşlık tanımından tutun, ana dilli eğitimi düzenleyen maddelere kadar geçen Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda aylarca tartıştığımız ve bugünden çok daha ileri bir noktaya geldiğimiz hiçbir problemi çözmüyor. Bu komisyonun içinde bulunan arkadaşlar var. O dönemin Sayın Meclis Başkanı var. Ve bu 2 yıllık bütün uzlaşma komisyonunun 10.000 sayfanın üzerinde tutanakları var. Bunlara bakıldığı vakit bu söylediklerimin ne anlama geldiği çok daha açık ve seçik bir şekilde anlaşılacak. Değerli arkadaşlar, tabii bu dönemde o kadar şanssız şeyler oldu ki Sayın Bekir Bozdağ, hükümetin yıllardır üyesi bir arkadaşımız, bu değişiklikleri savunurken dedi ki Atatürk'ün İnönü'nün yaptıklarını yapıyoruz. Onlar da hem partiliydiler, hem milletvekiliydiler, hem de partilerinin genel başkanlarıydılar. Ne oldu? Atatürk'ün İnönü'nün tarafsızlığına halel mi geldi? Değerli arkadaşlar, Allah'ınızı severseniz hangi felsefeden bakarsanız bakın, İslami yönden bakın, sosyalizmden bakın, liberal demokrasiden bakın, bugün bu savunmanın elle tutulur bir yanı var mı bugünün şartlarında? Maalesef 100 yıllık İslami fikriyatın ve 40 yıllık mücadeleden gelen arkadaşlarımızın vardıkları nokta bu. Ha bir de istiklal mahkemelerini kurun. Zaten bugünkü mahkemeler de aşağı yukarı ona benzer bir noktada, eksik kalmaz. Yoksa milletvekili sayısı 600 olmuş, 800 olmuş, seçilme yaşı 18 olmuş,
İsterseniz 12'ye de insin, 80'e de çıksın, bir şey değişmeyecek. Hepinize saygılar sunuyorum.